uyandım bu gece. Kulaklarım çınlasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Seni andım bu gece. Kulaklarım çınlasın. Şimdi dargınız seninle. Sen başkasın. Belki bana çok uzaktasın. Belki bana çok yakınsın. Belki bana çok uzaktasın. Belki de çok yakınsın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Şimdi dargınız seninle. Başkasın. Seni benim kadar hiç kimse sevmeyecek. Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Seni benim kadar hiç kimse sevmeyecek. Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk hiç kimseler çözmeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk hiç kimse çözmeyecek. Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Seni benden, beni senden başka hiç kimse bilmeyecek. Seni benden, beni senden başka hiç kimse bilmeyecek. Seni andım bu gece. Kulaklarım çınlasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Seni andım bu gece. Kulaklarım çınlasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın. Belki bana çok yakınsın. Belki bana çok uzaktasın. Belki de çok yakınsın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Şimdi dargınız seninle. Seni benim kadar hiç kimse sevmeyecek. Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Seni benim kadar hiç kimse sevmeyecek. Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Öyle bir ki bu aşk hiç kimseler çözmeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk hiç kimse çözmeyecek. Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Seni benden, beni senden
başka hiç kimse bilmeyecek. Babamın ölümünden sonra muhtar beni yanına alması, yetiştirmesi için amcama bir mektup yazmıştı. Bu sebeple köylüler aralarında para toplamışlar, beni büyük şehre uğurlamışlardı. Bu İstanbul'u ilk görüşümdü. Doğrusu şaşmıştım. Köy hayatından ne kadar başka, ne kadar renkli ve kocamandı şehir. Hiç tanımadığım, yüzünü bile bilmediğim, sadece servetini babamdan duyduğum amcam acaba nasıl biriydi? Ya beni kabul etmez de geri çevirirse? O zaman ben nereye gider, kimlere sığınırdım? Bu korkular altında ilk defa geldiğim köşk bahçesinde neredeyse heyecandan kalbim duracaktı. Ama amcamı görmeye ve ona mektubu vermeye mecburdum. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Adım Kenan. Öğretmen Sadık Yeğenoba'nın oğluyum. Köyden amcamı görmeye geldim. Mektup getirdim. Mektubu bizzat vermemi istedi muhtar. Ben Ragıp Bey'in kızıyım. Sizi babama götüreyim. Babacığım! Size bir misafir getirdim. Yeğenim Kenan köyden sizi görmeye gelmiş. Yaklaş bakayım. Ne zaman İstanbul'a geldin? Biraz önce efendim. Yalnız mı geldin? Evet efendim. Peki ya baban? Amcamın zenginliği ve sert yüzü karşısında korkmuştum. Acaba benim için kararı ne olacaktı? Başın sağ olsun yavrum. Burası artık senin evindir Kenan. Hoş geldin. Bundan böyle üzüntülerin bitecek, okuyacak, büyük adam olacaksın yavrum. Pervin, hadi kızım, Kenan'ın kardeşine bahçeyi gezdir, bana da dadını gönderiver. Yakalarsam alim Allah bacaklarınızdan ayırırım. Şimdi geliyorum yarınıza. Hıp, kaçmayın bre. Niçin bakıyorsun bacaklarıma? Beğenemedin mi? Hem sen kimsin? Ne işin var burada? Nedret, Kenan yeğenimiz oluyor. Babası ölünce buraya gelmiş. Artık hep beraber olacağız. Senin ne tuhaf elbisen var böyle? Babama söyleyeyim de sana bir yenisini alsın. Burası İstanbul. Şu haline konu komşu gülmesin bari. Söyle bakalım Kenan, büyüdüğünde ne olmak istiyorsun? Doktor mu, mühendis mi, mimar mı, yoksa sanatkar mı? Hı? Hiçbiri değil efendim. Büyüyünce asker olmak isterim. Rahmetli babam bana her gece Atatürk'ü anlatır. Ben de onun gibi üniforma giymek isterim. Ha, bak buna memnun oldum yavrum. Ama önce seni kızlarımın okuduğu okula yazdıracağım. Birlikte gidersiniz okula. Pervin deli doludur. Fakat Nedret oldukça hasta. Ne zaman iyileşeceğini doktorlar bilmiyorlar.
Bunun için de onun garip hareketlerini anlamanı, ona yardımcı olmanı istiyor. O gün kendi kendime içimden yemin vermiştim amcama. Nedret bana ne kadar kötü muamele ederse etsin, ona yardım edecek, hastalığını ona unutturmaya çalışacaktım. Aynı mektebe gidiyor, aynı çatı altında yaşıyorduk üçümüzde. Pervin'in cıvıl cıvıl yaşantısına mukabil, Nedret daima bizden kaçıyor, yalnızlığı tercih ediyordu. Ama her fırsatta ona yaklaşıyor, onu yalnız bırakmamaya çalışıyordum. Hiç unutmam, bir gün mektepten döndüğümde Nedret'i köşkte aramış bulamamıştım. Yolum bahçenin en uzak köşelerinden birine düştüğünde birden onu görmüştüm. Tek başına durmuş, uzaktaki bir kulübeye bakıyordu. Herkesten uzağa kaçarak babanı, kardeşini, beni üzüyorsun Nedret. Hastalık ayıp değil ki. Pervin'le sabah akşam oynuyor ve gülüyorsunuz. Kahkahalarınızdan gözüme uyku girmiyor. Benimle ilgilenme, lütfen. Bana hep kaba muamele ettin. Bense sana yardım etmek, yüzünü güldürmek istedim. Peki, bundan sonra rahatsız etmem seni. Defa olarak o gün bana yaklaşmıştı Nedret. İşte ömrümün o çocukluk gününü asla unutamam. Onun güldüğünü gördüğümde sanki dünyalar benim olmuştu. Eminem, Eminem, güzel Eminem. Eminem, Eminem, çukur Eminem. Göbeğinin üstü çukur Eminem. Göbeğinin üstü çukur Eminem. Da 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 var güzelim. Da 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 var güzelim. Amanın bol pasta gitti be. Amanın bol 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 amanın. Ah 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 ah. Büyüyünce ne olacaksın Kenan? Asker olacağım. Nasıl bir asker olacaksın ama? Uçağa bineceğim, mavi semalarda dolaşacağım, göklerin hakimi olacağım. Bayramlarda üzerlerinizden geçerken sizlere selam vereceğim. Evet, büyüdüğümde mutlak asker olmalıydım. Rüyalarıma giren Atatürk'e bir nebze olsun ancak bu şekilde yaklaşabilecektim. Nedret bu hissime hürmet ediyor, hatta beni küçük komutan diye çağırıyordu. Çıktı Kenan. Hemen gidebilirsin. Sağ olun komutanım. Ragıp Bey'e selamlarımı ilet lütfen. İletirim komutanım. Güle güle. Baloda öyle şık olmalıyım ki herkes çıldırmalı hasetinden. Sen ne dersin Nedret? Şifondan mı yoksa satenden mi olmalı tuvaletim? Bilmem, zevklerimiz o kadar ayrı ki seninle Pervin. Haklısın nonoşum, sen daima eğlencelerden kaçıyor, odan da kendini hep kitaplarına veriyorsun. Bu yüzden de arkadaşlarımın diline düşürtüyorsun beni. Bana iki kız kardeşsiniz ama aranızda muhakkak bir geçimsizlik var diyorlar. Ne yaptığının farkında mısın sen kuzum? Evet, farkındayım. Aranıza katılıp çılgınlar gibi nefes nefese dans edeceğime, odamda kendi başıma kitaplarımı okumam çok daha hayırlı oluyor sanırım. Şüphesiz ki dans edemezsin Nedret.
Zira bu iki bastonla dansa kalkışman bir hayli komik olur. Sen çocukluğundan beri gülmesini becerememekte ve yaşamayı bilmemekte haklısın kardeşim. Suç sende değil ki, bu demir parçalarında. Ver onları bana! Sen ne zaman geldin Kenan? Biraz önce. Bu sözlerinle bu hareketini hiç beğenmedim. Ayol ben şaka yaptım. Bilmez misin kardeşimi ne kadar çok sevdiğimi? Hoş geldin Kenan. Hoş bulduk. Görüyorsun ya, öz kardeşim bile kusurumu yüzüme vuruyor. Onun ne kadar deli dolu olduğunu bilmez misin Nedret? Biraz sonra gelir, seni öper ve senden af diler. Büyütüyorsun işi sen. Ha, bak ne geldi aklıma. Ama yapacağız, değil mi? Hani bir gün seninle bir tepede oturmuştuk, sen uzaktaki bir kulübeye bakıyordun, hatırladın mı? Hadi oraya gidelim. Hem temiz hava almış oluruz, hem de bu defa bakarız kulübeye. Nedret'i köşke ilk geldiğim ve onu ilk gördüğüm günden beri düşünmüş, gecelerimi hep ona beslediğim umutlarla doldurmuştum. Sayısız sabahsız gecelerim olmuştu. Hastalığına çok defalar kahretmiş, iyileşmesi için Allah'a dualar etmiştim. Ona aşıktım. Ama hiçbir gün bunu söyleyememiştim Nedret'e. Çünkü bunun çok mühim sebebi vardı. Nedret'in aşkımı bir acıma hissi olarak kabul etmesinden korkuyordum. Hoş geldiniz. Tanrı misafirimsiniz, buyurun. Siz burada yalnız mı yaşarsınız? Evet. Bir zamanlar çobanlık ederdim. Yanımda da torunum vardı. Ne oldu torununuza? Kara topraklar aldı kızım. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Senin adın ne bakayım? Yüzünde güller açmış, gözlerinde yıldızlar dolu. Nedret. Ya bu genç askerin? Kenan. Nedret'le Kenan. Ne güzel atlarınız var. Tıpkı Kerem'le Aslı, Arzu ile Kamber ve Leyla ile Mecnun gibi. Bir zamanlar çobanlık ederdim ya, şu iki bacağım tutmaz ve bu kocamışlığımı gayri taşımaz olunca, işte bu sedire çöketti beni. Allah razı olsun çoban kardeşlerimden. Onlar da olmasa acımdan ölmüş gitmiştim. Size bir yardımda bulunabilir miyiz? Ümitlerim kullardan değil yavrum, Allah'tan. Gayri ne ederse o edecek yavrum. Kızım, görürüm ki buraların cevher toprağını, kevser suyunu, miski amber havasını gözlerim pek görmez olmuş. Acep bu görmezlik şu bastonlar yüzünden midir? Hele gelin karşıma. Yüreceğini boşuna üzersin a benim güzel kızım. Sen günü gelince yürüyeceksin, koşacaksın, çağlayanlar gibi akacaksın. Çiçekleri sever misiniz? Şu renk renk dağ çiçeklerini, kuşları, dağları, bulutları, yanıp yanıp sönen yıldızları. Tabii, hepsini. Hepsini severiz. O halde sizlere neyimi dile getireyim, bakalım neyimin dilinde çiçekleri, kuşları, yıldızları bulabilecek misiniz? Thank you.
Siz beni böyle dinlerseniz, ben bıkmadan, usanmadan sabahlara kadar çalar dururum. En iyisi evinize dönmeniz. Gene fakirhaneme gelin. Beklerim sizleri yavrularım. Ey ulu tanrım, sen büyüksün, sen her şeye kadirsin. Onlara mutlu bir hayat bahşet, birbirlerinden ayrı koma ya Rabbim. Nedret, at o bastonları. Hadi, yürü bana. Korkma, yürüyeceksin. Hadi Nedret, gel bana. Hayır, yapamam bunu. İmkansız şeyler isteme benden, ne olursun Kenan. Yürüyeceksin. Yürümen lazım Nedret. Hadi. Bastonlardan kurtulmalısın Nedret. Artık yürüyebileceğine inanmalısın. Peki Kenan, emredersiniz komutanım. Amcam nerede? Şehre aniden indi. Ne zaman döneceğini de söylemedi. Ben de canım sıkılınca arkadaşlarımı çağırdım. Eğleniyoruz işte. Demek amcamla vedalaşamayacağım. Hadi gel de sana arkadaşlarımı tanıtayım. Özür dilerim Pervin. Vaktim yok. İznim bitti, gidiyorum. Üstelik arkadaşların da gözüm tutmadı hiç. Allah'a ısmarladık. Nedret? Gelebilirsin Kenan. Gidiyor musun? Evet. Günler ne kadar çabuk geçti. İzninin dün bittiğini unutuverdim. Ne zaman döneceksin? 3 ay sonra. Bayrama. Babamla, kardeşimle vedalaştın mı? En sona seni bıraktım. Neden o? Askerler ayrılmak istemedikleri kişilerle en son vedalaşırlarmış. Bunu sana yazdım. Ama lütfen buradan uzaklarda oku. Peki. Biliyor musun Nedret, o ihtiyarın çaldığı neyi, sözlerini hiç unutamadım. Ben de bana yürüttüğün o 4 adımı. Allah'a ısmarladık Nedret. Güle güle komutanım. Tez git ve tez dön bize. Kenan, sana şunu itiraf etmeliyim ki sen olmadığın günlerde yüzüm gülmüyor, içim ışınmıyor. Yakında ameliyat olacağım.
Yürüyeceğim günü ömür boyu özlemler içinde bekledim hep. Kenan, komutanım, ne olursun benim için dua et. Allah'tan beni yürütmesini, yüzümün gülmesini, yüreğimin ışımasını dile. Bu ayrılıktan sonra Nedret'in 3 kez ameliyat olduğunu öğrenmiştim ama sonucu bilmiyordum. Bu sebeple de merak içinde dönmüştüm köşke. Kenan! Merhaba efendim. Hoş geldin. Sana kırgınım. Tam 4 mektup yazdım, hiçbirine cevap vermedin. Neden? Cevap vermemekle sana bir şey anlatabildiğimi sanıyorum. Ne oldu ameliyat sonucu? Nedret şimdi yürüyor ama geçirdiği çocuk felci tekrar nüksedebilir. Bunu biliyor ve ondan saklıyoruz. Sen sıhhatli, istikbali olan bir erkeksin. Nasıl olur da ömrünü böyle hasta birine bağlarsın? Yarın bir kriz geçirmeyeceği, tekrar topal kalmayacağı ne malum? O sözlerini duymamış olayım. Çünkü çok çirkin şeyler bunlar. O halde sana güzel bir haber vereyim. Köşkte misafirimiz var. Genç ve zengin bir mimar. Annesiyle birlik bu 3. gelişleri. Adam sırılsıklam aşık kardeşime. Babamın da gözü tuttu onu. Yakında gelin olacak Nedret. Ha? Ne dersin buna? Oo, hoş geldin Kenan. Rahmetli kardeşimin oğlu Kenan. Kenan, bak, ayakta duruyor, yürüyebiliyorum artık. Geçmiş olsun. Buna çok sevindim Nedret. Kenan, Naide Hanım ve oğlu Mimar Orhan Yalman. Sizleri tanıdığıma memnun oldum efendim. Biz de Kenan Bey. Rahatsız ettim galiba, özür dilerim amcacığım. Yok yok, bilakis seni özlemiştik Kenan. Ben de sizlere efendim. Müsaadenizle biz artık gidelim Ragıp Bey. Neden Naide Hanım? Yemeğe kalsaydınız benim için büyük bir zevk olurdu bu. Bizim için de. Fakat müsaade buyurun da bunu başka bir akşam yapalım. Nasıl isterseniz. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Sizi tanıdığıma memnun oldum Kenan Bey. Ben de Orhan Bey. Mimar Orhan Yalman, soylu bir aile çocuğu. Oldukça da varlıklı. Nedret'i görmüş, beğenmiş, evlenmek istiyor. Sen nasıl buldun, söyle bakalım. Siz nasıl buldunuz efendim? Demek sualime sualle cevap veriyorsun. Ah, siz şu havacılar, öyle zeki, mert, gözü pek oluyorsunuz ki tevekkele fethediyorsunuz gökleri. Ben münasip buluyorum. Kızımın böyle bir izdivaçta mutlu olacağına eminim. Babacığım! Bu kararınızı bana sormadan mı veriyorsunuz? Ben kendi fikrimi söyledim Kenan'a. Bu konuda elbette senin sözün olacak kızım. Söyle bakayım, nasıl buluyorsun onu? Mutluluk erişilmesi güç bir şeydir babacığım. Evet, Orhan Bey soylu, varlıklı bir erkek ama henüz kendisini layıkıyla tanıyamadım. Bu sebeple cevap vermen biraz erken sayılmaz mı? Haklısın yavrum, zamanla tanırsın onu. Bugün benim doğum günüm amcacığım. Sizleri davet etsem, dışarıda bir yerde yemeği hep birlikte yesek müsaade eder misiniz? Çok memnun olurdum ama yorgunum oğlum. En iyisi üçünüz birlikte çıkıp eğlenin. Ben kendimi iyi hissetmiyorum babacığım, hemen yatacağım. Müsaadenizle Kenan doğum gününü Nedret'le kutlasın. Hadi bakayım Nedret, hemen hazırlan. Erkekler beklemeye gelmezler. Hele böyle yakışıklı ve gözü pek havası bayları. Yıllar ne çabuk geçiyor oğlum. Daha dün bu salona elinde mektupla giren ve bana rahmetli kardeşimin vasiyetini getiren küçücük bir çocuktun. Şimdi kocaman bir erkek oldun, şerefli bir meslek seçtin. Vakti gelince de evlenecek, yuvanı kuracaksın. Bu eve soylu bir ailenin kültürlü ve güzel bir kızını gelin olarak getirmeni dilerim. Nedret çocukluğunu ve ilk gençliğini bilemedi. Hastalığı yedi bitirdi onu. Yardımlarına daima müteşekkirim oğlum. Doktorlar son ameliyatla onu kurtardıklarında kat'i suretle Nedret'e heyecanı, üzüntüyü yasakladılar. Zira en ufak bir olayda hastalığının nüksetmesinden korkuyorlar. Bunun için
Mimar Orhan Yalman'la evlenip mutlu bir yuva kurmasını, huzur içinde yaşamasını istiyorum. Haklısınız efendim. Nedret'in mutluluğu şerefine. Nedret'in mutluluğu şerefine. Ne var, bir tuhafsın. Bilakis, senden baş başa kutladığım bu gecede mutluyum. Yalan söylemek hiç yakışmıyor sana. Hadi, itiraf et. Nedir içini kemiren şey? Yoksa seni üzen şey Orhan Bey'in evlenme teklifi mi? Babanın dediği gibi, tam sana göre bir evlilik bu. Mutlu bir yuva kurmak hakkın değil mi? Sen benim her şeyimsin. Benden ayrıldığın ve göklerde şahinler gibi uçtuğun zamanlar, yokluğuna ne kadar üzüldüğümü bilemezsin. Ne zaman bir uçak sesi duysam, gökteki uçağı ta kayboluncaya kadar takip ederim. Sanırım ki içinde sen varsın. Seni görürüm o vakit bulutlar içinde. Doğum günün kutlu olsun komutanım. Sağ olasın. Bana bu gece dünyaları verdin. Nedret'le Kenan, tıpkı Kerem'le Aslı, Arzu ile Kamber ve Leyla ile Mecnun gibi. Gene fakirhaneme gelin, beklerim sizleri yavrularım. Onu unuttuk, hiç gelmedik. Halbuki bize Tanrı misafirimsiniz, gelin beklerim demişti. O gün en büyük emelim onu düğünümde görmek, çalacağı neyi dinlemekti. Korkuyorum Kenan, bir gün ayrılmamızdan korkuyorum. Bizi hiçbir kuvvet ayıramaz Nedret. Ben ayrı bir ev kurmak, aşkımıza layık bir düğün yapmak istiyorum. Amcamdan yardım görmek istemiyorum. Bunun için de beklememiz şart. Yuvamızı sen ya da babam kurmuş, ne fark eder? Netice evlenmemiz, mutlu olmamız değil mi? Neden bekleyelim Kenan? Müsaade et, bunu babamla konuşayım. Hayır, buna müsaade edemem. Evleneceksek yuvamı ben kurmalıyım. O halde daha ne kadar bekleyeceğiz? Çok değil sevgilim, terfiyem çıkıncaya kadar. Ama... Biraz makul ol, beni anlamaya çalış, ne olur. Hayır, anlamak istemiyorum. Çünkü her uçağa hasretle bakmaktan artık usandım. Keşke seni sevmeseydim. Lanet olsun böyle aşka! Evet. Efendim? Evet, benim. Ah, teşekkür ederim Orhan Bey, siz nasılsınız? Yarın sabah mı? Madem ısrar ediyorsunuz, peki, davetinizi kabul ediyorum. Ne diyor Orhan Bey? Beni yarın arabasıyla gezdirmek istiyor. Çok mühim şeyler söyleyecekmiş. Beni dinle kızım. Orhan Bey asil ve varlıklı bir kişi. Onu kırmanı ve bu kısmete sırtını dönmeni istemem. Seni ne kadar arzu ettiğini de görüyorsun işte. Mutluluk erişilmesi güç bir zirve deyip gene beni hüsrana düşürme. Haklı değil miyim Kenan? Sen de böyle bir izdivaçta Nedret'in mutluluğu bulacağına inanıyorsun değil mi? Şüphesiz inanıyorum efendim. Kuracakları yuvada huzur ve mutluluk içinde yaşayacaklarına eminim. Ya sen ne diyorsun Pervin? Ben de aynı fikirdeyim tabii. Dileğim kardeşimin mutlu olması. O halde ailece bu konuda anlaştık. Senin saadetini hep birlikte içelim kızım. Bana müsaade edin. Mühim bir randevum vardı. Bir hayli geciktim. Mühim bir randevu ha? Hem de bu saatte. Söyle bakalım delikanlı, küçük hanımın saçları sarı mı, siyah mı? Bilemediniz efendim. Kumral, gözleri de yeşil. Müsaadenizle. Vakti geldiğinde onu da soylu, güzel bir kızla evlendireceğiz. Seni de Pervin.
Üçünüz de evlenecek, bana torun vereceksiniz. Bu ev çocuk sesleriyle çınlasın istiyorum. Saadetine içiyorum kızım. Eğlenmişe benziyorsun. Bu kumral saçlı, yeşil gözlü güzel kızın adı ne? O benim büyük aşkım. Kimseye söylemem onun adını. Sen içmişsin. Üstelik de yalan söylüyorsun bana. Sen de bu kıyafetle beni beklemişsin küstahça. Küstahlığımı bağışla. Aşığım sana. Artık güvendiğin dağlara kar yağınca gözlerin nihayet açılır da beni görürsün diye düşündüm. Çocuksun sen! Hâlâ tanıyamamışsın beni! Hadi yatağına gir de uyu bakalım! Sana benimle evlen demiyorum! Sadece beni sev, beni anla, bana sahip ol! Bu oyunu fazla uzattın Perin! Yeter! Seni sevmem suç mu Kenan? Hı? Suç mu söyle bana! Bir çılgın gibi tapıyorum sana, seni seviyorum Kenan, hem de deliler gibi! Ha, 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 ha.
iğrendim senden. Her şeyi kirlettin. O güzelim çocukluk anılarımızı mahvettin. Gözüm görmesin seni. Buyurun. Benim Paşa Kenan'ım, nasıl bakayım bu sabah? Teşekkür ederim dadı. Hiç iyi değilim. Görüyorsun işte. Aslan gibisin maşallah, neyin eksik ki? Ne kolum var, ne de kanadım. Keşke hiç gelmemiş olsaydım buralara. Yüreğini ikiye bölen ve sana bu sözleri söyleten şeyi biliyorum yavrum. Bu köşke ilk geldiğin günden beri onunla ilgilendin. Dünyanı onunla kurdun. Sevmek ayıp değil ki. Bana yardım et dadı. Zira ben artık ne yapacağımı şaşırdım. Ben senin yerinde olsam ellere yar etmezdim Nedret. Böyle üzülmekle eline ne geçecek? Ya ne yapmam lazım? Beyefendi kahvaltısını yaptı. Şimdi de çalışma odasında kahvesini içiyor. Biraz sonra aşağı in. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımızı iste ondan. İmkanı yok, yapamam. Buna nasıl cesaret ederim dadı? Bunda korkacak ne var abinin omuzları yıldızlı tosunum? Bilmez misin ki Ragıp Bey seni canı gibi sever? Yüreğine bir tutam cesaret koydun. 3-5 tatlı lafı da sıraladın mı? Oldu bitti bu iş. Elini çabuk tutmazsan yaya kalırsın sonra. Bak el oğluna sabah sabah nasıl kapıya dayanıp götürdü kızımızı. Boşuna üzmüşsünüz kendinizi Orhan Bey. Kenan amcamın oğludur. Çocukluğumuz aynı çatı altında geçmiştir. Birbirimizi bir kardeş gibi severiz. Beni affedin Nedret Hanım. Bu şüphe size olan duygularımdan doğdu. Şimdi ne kadar çocukluk ettiğimi anlıyorum. Ailelerimiz münasip gördüğüne göre niçin bekliyoruz? Sizinle evlenmek istiyorum. Sizi mesut etmek için her şeyi yapmaya hazırım. Lütfen daha fazla bu hayatı zehretmeyin bana. Teklifime evet deyin Nedret Hanım. Cevabınızı bekliyorum. Evlenmek istiyorsun. Evet amcacığım. Peki Nedret senin bu arzunu biliyor mu? Teklifini kabul edeceğinden emin misin? Bilmiyorum efendim. Önce duygularımı size açmayı, sizin rızanızı almayı münasip buldum. Kenan oğlum, senin bu duygularını bilmediğim için kızımın Orhan Yalman'la evlenmesini münasip bulmuştum. Çünkü Nedret'e mutlu bir yuva elzemdi. Onun yıllarca hastalığı yüzünden çektiği acıyı biliyorsun. Biliyorum efendim. Nedret'i senin kadar hiçbir erkeğin mesut edemeyeceğine eminim oğlum. Buna Nedret itiraz etmediği takdirde kabul ediyorum ben. Allah ikinizi de mesut etsin çocuklarım. Beni ne kadar müteassis ettiğinizi bilemezsiniz efendim. Sağ olun. Var olun. Bütün varlığımla Nedret'e layık olmaya çalışacağım. Onu mutlu kılacağıma şerefim üzerine söz veririm. Sana inanıyorum Kenan. Oh, biz de seni konuşuyorduk Nedret. Kenan, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni benden istedi. Ne dersin buna kızım? Kenan'ın bu ani teklifi doğrusu beni şaşırttı babacığım. Maalesef evet diyemeyeceğim. Zira biraz önce Orhan Yalman'a evet demiş ve kocamı seçmiş bulunuyorum. Öyle mi? Tebrik ederim yavrum. Kenan, söylediğim gibi karar kızımındır. Bize kırılmadın ya. Sizlere kırılmak mı? Mühim olan Nedret'in mutluluğu. Tebrik ederim Nedret. Saadetler dilerim. Teşekkür ederim Kenan.
Kısmet böyleymiş oğlum. Elimizden başka şey gelir mi? Gururu yüzünden oynadığı bu oyun, korkarım ikimizi de hüsrana uğratacak. Babam seni soruyor, Kenan'la dans edin de göreyim diyor. Şu anda dans etmeyi hiç istemiyorum, özür dilerim. Ama bu babamın arzusu. Kıracak mısın adamcağızı böyle bir gecesinde, hadi. Ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine derler. Hala bu hikayeyi kapatamadın mı? Müsterih ol, kapattım. Senin hesabına memnun oldum. Kendi hesabıma da ümit edebilir miyim? Hayır. Çünkü ben ömründe bir defa seven bir erkeğim. Orhan Bey, müsaade ederseniz Kenan gelin hanımla dans etmek istiyor. Buyurun Kenan Bey. Mutlu musun? Evet. Dileğim sana layık biriyle mutluluğa erişmendir. Teşekkür ederim. Bu bana son sözün olsun. Çünkü biraz sonra İstanbul'dan ayrılacak. Bir daha buralara dönmeyeceğim. Ve gerçekten bir daha dönmedim İstanbul'a. Aradan yıllar geçti. Ama hala o geceki haliyle hatırlarım Nedret'i. İşte, ta çocukluğundan başlayarak bugüne kadar süren hikayemi anlattım sana Fahrettin. Bunca zaman içinde çeşitli bahaneler sürerek amcamı atlattım, köşke gitmedim. Duyduğumca Nedret mutluymuş. Kenan, görüyorum ki yanlış yoldasın. Artık her şeyi unutman lazım. Hem başkalarını da bu halinle üzmeye hakkın yok. Ne demek istediğini anlayamadım. Doktor Lale'yi kastediyorum. Sana karşı duyduğu isten yoksa haberin yok mu? Gerçekten yok. Ondan birkaç defa dertleşmiştik ama bunu bilmiyordum. Üsteğmenim, hani yüzbaşımızı sadece 5 dakika görecektiniz? Saatler geçti, hala buradasınız. Bizi bağışlayın Lale Hanım, dertleştik biraz. Gözünüz aydın yüzbaşım. Midenizin durumu çok şükür düzeldi. Filminiz müsbet çıktı. Sağ olun Lale Hanım. Rica etsem konuşmanıza nihayet verir misiniz? Emredersiniz Lale Hanım. Ben size rica ettim, emir değil üsteğmenim. Çünkü istirahat etmesi, hatta uyuması lazım Fahrettin Bey'in. Gene gelirim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Söylediklerimi unutma Kenan. Unutmam. Yüzbaşı Fahrettin bir an önce buradan çıkmak, uçağına kavuşmak istiyor. Yakında onu taburcu edeceğiz. Yalnız sanırım albayım ona bir müddet istirahat verecek. Hemen vazifeye başlaması imkansız. Bunu duyarsa üzülecektir sanırım. Siz havacılar öylesine seviyorsunuz ki mesleğinizi, adeta aşıksınız göklere. Siz de mesleğinizde öyle değil misiniz? Bu hastanede sabah akşam hastalarınız arasında. Haklısınız. Mesleklerimizi seviyoruz, hem de çok. Müsaadenizle, tekrar görüşmek üzere Lale Hanım. Güle güle üsteğmenim. Ben bunca zaman sana ve evlilik müessesemize karşı vazifelerimde bir kusur ettim mi? İstediğim gibi hareket etmekte serbestim sanıyorum. Sık sık kumar partilerine gidiyorsun. Hem de bu saatlerde Orhan. Bu hareketlerin beni üzüyor, yıpratıyor. Sen her şeyi gözünde büyütüyorsun. Ortada üzülecek ne var? Huzurum, zevklerim, her şeyim yandı, kül oldu. Bana bir çocuk verseydin, mutluluğumuz bozulmazdı. Böyle olmazdı. Bu bahsi defalarca konuştuk sanırım. Ben çocuk istemiyorum. Haklısın. İstememen için mühim bir sebebin var çünkü. Neymiş o? Kenan! Kenan mı? Neler söylediğinin farkında mısın sen Orhan? 3 yıldır yüzünü görmediğim Kenan'ın bununla ilgisi ne? Bir türlü unutamadın onu. Sabah akşam aramızda yaşadı hep. Hayır! İnkar etme! Sana her sarılışımda, seni her öpüşümde hissettim bunu.
Yeter! Daha fazla dinleyemem seni! Görüyorum ki birbirimizi şiddetle kırıyoruz. Her geçen gün bir arada yaşamamızı zorlaştırıyor. Ayrılalım! Ayrılmak mı? Seni ben istedim, aldım ve zamanı gelince de gene ben ayrılacağım! Beni çok beklettin, az kalsın uyuyup kalacaktım burada! Tamam, gidiyor muyuz sevgilim? Dikkat et, bir gören olabilir! Çocuk olma, ikimizden başka herkes uykuda ayol! Ben gidiyorum, seni aynı köşede, arabanın içinde bekliyorum! Arkamdan çıkarsın köşkten! Tamam canım, sonra da seninle çılgın gibi bir gece geçiririz! Nasılsın dadıcığım? Seni bu saatte karşımda görünce daha iyi oldum yavrum! Gene yalnız mı bıraktı seni Orhan Bey? Ağlama, bahtına küsme benim bir tanecik kızım! Biliyorsun güzel gözlerinin bu yaşını Kenan görseydi kızardı sana! Bütün bunlar Kenan'ın yüzünden oldu! Üstelik aldı başını kayıplara karıştı! Artık evli bir kadınsın kızım! Kenan en doğru hareketi yaptı! Seni babandan istediğinde, sen kendi arzunla Orhan Bey'le evlendin! Sanırım buraya dönmemesi için bu kâfi bir sebeptir! Hem dönse bile ne olurdu? Gelmesiyle neyi hallederdi? Daha fazla üzülmez miydiniz birbirinizi görünce? Haklısın dadıcığım! Allah benim canımı alsa da kurtulsam! Sus bakayım! Ne biçim laflar bunlar Nedret? Çekemiyorum bu hayatı dadıcığım, çekemiyorum! Hüsrana uğradım, çaresizim! Yalvarırım bana yardım et! Allah'ım sen büyüksün! Şu kuluna yardım et, acısını dindir! Yüzünü güldür! Onun derdine yüreğim 40 yerinden bölündü! Sen şefaatini esirgeme Nedret kulundan yarabbim! Cuma'ya yüzbaşımızı taburcu ediyoruz Kenan Bey! Buna memnun oldum işte! Albayım ona bir ay izin verdi! İznini İzmir'deki ailesinin yanında geçirmesini istiyor! Korkarım buna sevinmeyecektir Fahrettin! Sanmam! Muhakkak o da karısını ve çocuklarını özlemiştir! Evet, belki de haklısınız! Ben bu duyguları asla tatmadım! Bir yuvanın, çocukların mutluluğunu göremedim, öğrenemedim! Yüzbaşı kulağıma çıtlatmıştı! Eski bir kalp yarasını tedavide bir hayli gecikmişsiniz üsteğmenim! Fahrettin size gevezelik etmiş! Aslı yok mu bana söylediklerinin? Aslı var ve haklısınız! Geciktim bu kalp yarasını kapatmakta! Ama belki de bu gecikmem, karşıma derdimi anlayacak bir doktorun çıkmamasından oldu! Şimdi de siz haklısınız! Peki ya siz? Bugüne kadar siz neden evlenmediniz? Ben de tedavi edecek hastamı bulamadım galiba! İkimiz de bu konuda gecikmişiz desenize! Bana hayatınızı anlatın! Ailenizden bahsedin! Hayatım anlatılacak derecede ilginç değil Kenan Bey! Okullar, dersler, stajlar... derken işte bu hastane! Hayatta kimsem yok! Gördüğünüz gibi, bir başımayım! Tıpkı benim gibi! Demek ikimizin de şu dünyada dikili tek ağacımız yok! Evet, yok! İstanbul'dan size bir telgraf var komutanım! Peki çocuğum! Dadım ağır hastalanmış! Amcam durumunun tehlikeli olduğunu bildiriyor, beni çağırıyor! Ne yapacaksınız? Derhal izin alıp İstanbul'a gideceğim! En kısa zamanda döneceğim Lala Hanım! Sizi bekleyeceğim üsteğmenim! Dadım nasıl? Başınız sağ olsun efendim! Ya! Cenazesi dün ikindide kaldırıldı! Evde kimler var? Yalnız Nedret Hanım var efendim!
giriniz. Yetişemediğim için beni affet. Başın sağ olsun Nedret. Senin de Kenan. Sağ ol. Çocukluğumdan beri uğraştı benimle. Hep kahrımı çekti. Hele son zamanlarda onu çok üzdüm. Belki de ölümüne ben sebep oldum. Böyle konuşma. Ölenle ölünmez. Terfi etmişsin. Tebrik ederim. Edeceğimi söylemiştim sana. Söylemiştin de ben beklemeyi göze almamıştım. Geç diyeceksin ama ben gene de itiraf etmek istiyorum. Elimi sürdüğüm her şeyi mahvettiğimi anladım nihayet. Bütün bunlar manasız gururum yüzünden oldu hep. Seni hiçbir vakit unutamadım Kenan. Beni affet. Yalvarırım affet beni. Nedret, affetmek yalnız Allah'a mahsustur. Ben unuttum seni. Çünkü şimdi yalnız değilim. Beni Merzifon'da hasretle bekleyen biri var. Onunla istikbalimize güvenle bakıyoruz. Tebrik ederim Kenan Bey. Demek yakında nikah şekerinizi yiyeceğiz. Kim bu talihli gelin, öğrenebilir miyiz? Bir doktor, Lale Arçay. O halde sanırım burada fazla kalmayacaksınız. Bir iki gün. Müsaadenizle. Bırak, azat et beni. Artık bu hayata tahammül edemiyorum Orhan. Edeceksin sevgili karıcığım, edeceksin. Teşekkür ederim Kenan. Beni ziyaretine memnun oldum. Demek bugün dönüyorsun. Evet binbaşım. Arkadaşlara selamımı ilet. Yolun açık olsun. Sağ olun binbaşım. Daha buraya ayak basmayacaksın. Bu iğrenç münasebeti keseceksin. Erkek istiyorsan sokaklar dolu. Bu muhabbet evinizin kapısına bir kilit vurun beyefendi. Yuvanıza dönün. Aksi halde söz veriyorum. Bir daha tekrar etmeyecek bu. Bizi affedin Kenan Bey. Size inanayım mı? Evet. O halde bunu burada kapatıyoruz. Çünkü yuvasının yıkılmamasını, Nedret'in mutlu olmasını istiyorum. Aksi halde günahlarınızı alnınıza kara bir leke olarak vurur, ikinizi de rezil ederim. Size minnettarım. Bana minnettar olmayınız beyefendi. Evlilik müessesenizdeki vazifelerinizi idrak ediniz ve daima şefkate, sevgiye muhtaç olan Nedret'ten bunları esirgemeyiniz. Onun hayatını mahvetmeye ve şerefiyle oynamaya ikinizin de hakkı yok. Buna asla müsaade etmeyeceğim. Bilmiş olun.
bana döneceğine söz vermiştin. Ben de sana inanmış, umutla beklemiştim seni Kenan. Beni affet Lale. Elimde değil bu, yapamadım. Seni de acılarıma ortak etmek, hüsrana uğratmak istemedim. Hani senin doktorun olacaktım? Seni tedavi edecektim. O gün böyle konuşmamış mıydık? Nedret'i tekrar gördükten, ıstırabına şahit olduktan sonra kalp yaramın hiçbir şekilde tedavi edilemeyeceğini anladım Lale. Ya ben? Benim korkunç yalnızlığım, ömür boyunca aradığım mutluluk. Beni de mi düşünmedin? Bilakis, seni düşündüğüm, seni üzmek istemediğim için kaçtım senden. Kenan, hiç olmazsa bir defa deneyebilirdik. Belki onu sana unuttururdum. Belki mutluluğu bulabilirdik birlikte. İmkansız bu Lale. Anladım ki ben ömrümce geçmişteki hatıralarımın anılarıyla yaşamaya mahkumum. Sana gelince, gençsin, güzelsin, sevdiğin bir mesleğin var. Bir gün seni mutlu edecek bir erkek çıkacaktır karşına. Buna inanıyorum Lale. Sana saadetler dilerim Lale. Babacığım. Nereye gidiyorsun böyle kızım? Bir arkadaşıma. Bu kıyafette mi? Önce evinde yemek yiyeceğiz, sonra da dışarı çıkacağız. Kim bu arkadaşın? Siz tanımazsınız. Bu gece evliliklerinin ilk yıl dönümünü kutluyorlar. Son zamanlardaki hareketlerin beni çok üzüyor Pervin. Bunu farkında mısın? Nedir sizi üzen şey babacığım? Kendini sık sık sokağa atıyorsun. Üstelik artık benden izin almaya da lüzum görmüyorsun. Affedin beni efendim, haklısınız. İzin verir misiniz, bu gece dışarı çıkabilir miyim? Evet, fakat kalmaman şartıyla. Ah, teşekkür ederim, müsaadenizle. Gene beni bırakıp gidiyorsun. Oynayacağın kumar ve arkadaşların demek benden daha mühim. Sana teklif ettim, gelmek istemiyorsun. Başka ne yapabilirim? Yaşadığın hayattan zevk almıyorum ki geleyim. Üstelik halim mi var? Lütfen gitme, beni yalnız bırakma Orhan. Hadi yavrum, sana iyi geceler. Merak etme, fazla geç kalmadan dönerim. Düğünüm yapıldı. Ben artık hayatım boyunca Kenan'ı kaybettim.
Ne kadar insafsızlık ettim ya Rabbi. Kenan'ı severken bir başkasıyla evlenmek, bu düpedüz bir çılgınlık. Ben bunu nasıl yaptım? Niçin kıydım aşkımıza? Beni beklettin. Affet sevgilim. Doğru Levent'e gidiyoruz değil mi yavrum? Yo, canım içmek, dans etmek istiyor. Beni önce bir kulübe götürmelisin. Ya bir gören olursa? Kimseden korkum yok. Bu gece çılgınlar gibi eğlenmeliyiz. Kenan, bilsen seni ne kadar özledim. Bana veda etmeden gittiğin için kırıldım sana. Ama biliyorum ki sen haklısın. Seni çok üzdüm. Gerçekten Merzifon'da seni hasretle bekleyen biri varsa, dileğim mutlu olmandır Kenan. Ben gururuma kurban ettim kendimi. Şimdi tarifsiz ıstıraplar içinde yanıyorum. Bana kim yardım edebilir? Babam mı, kardeşim mi, kocam mı? Hiçbiri değil. Eğer sen olsaydın elimden tutar, beni teselli eder, bana yolumu gösterirdin. Çok geç kaldım. Seni ebediyen kaybettim. Beni ve işlediğim bu suçu Allah bile affetmeyecek. Ama her şeye rağmen seni seviyorum Kenan. Şerefimi ayaklar altına aldın, senden iğrendim! Gözüm görmesin seni, değil mi? Ayaklar altına aldın. Senden iğrendim. Gözüm görmesin seni, defol! 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 Ragıp Bey, siz misiniz? Evet. Elimizden gelen her şeyi yaptık beyefendi. Lakin damadınızı kurtaramadık. Başınız sağ olsun. Peki ya kızım doktor? Maalesef, onun da dakikaları sayılır. Kızımı görmek istiyorum. Buyur. Nedret. Çocukluğumuzdan bu yana ben hep Kenan'la seni kıskandım. Sonra Kenan'a sahip olmak istedim, olamadım. Sonra kocana, şeytana uydum. Allah'ım,
Nasıl yaptım bunları? Babacığım, sen ar namus bilmeyen, muradın almaz derdinde ben hep gülerdim sana. Haklıymışsın. Artık mezun ol kardeşim. Hak yerini buldu. Beni ikiniz de affedin. Kardeşim! Merve! Kardeşim! Ne dedi? Nedret kızım, canım kızım, kendine gel! Doktor, doktor! Kızım kurtulacak mı doktor? Geçirdiği heyecan hastalığını nüksettirmiş. Ameliyatın bir fayda sağlayacağından şüpheliyim. Nedret Hanım'ın tekrar yürüyebilmesi için bir mucize lazım. Bir mucize mi? Evet. Onun dünyasında ölmüş bir şeyin yeniden doğması gibi. Kenan! Kenan oğlum! Doktor Nedret'in iyileşmesi için bir mucize elzem diyor. Kenan oğlum! Bu mucize sensin! İkinizden başka kimsem kalmadı artık. Ona yardım et, Nedret'imi kurtar! Sana geldim Nedret! Her şeyimle, bütün aşkımla döndüm sana. Ya Lale? İyi bir insandı. Ama onu bir türlü sevemedim. Seni yüreğimden asla söküp atamadım. Komutanım, Kenan! Gel! Gel, bekliyorum seni, gel! Yürüyeceksin Nedret! Bir zamanlar da böyle olmuştu, yürümüştün, hatırla! Hadi! Gel! 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 Yavrum, ağlama! Artık acılarımız bitti. Hüsran dolu gecelerimiz üstüne pırıl pırıl bir güneş doğdu. Müsaade et de kana kana ağlayayım Kenan! Çünkü sabahsız gecelerimin ıstırapları içinde ben hep bugünü bekledim. Bekledim ama inanmadım. Oysa şimdi rüyalarım bir gerçek oldu. Çok mutluyum. Seni seviyorum. Bugün Merzifon'a dönmem lazım sevgilim. Seni ne zaman göreceğim? 10 gün sonra izne çıkacağım. Tam bir ay buradayım. Demek 30 gün, 30 gece benimlesin. Hayır! Bir ömür boyu seninleyim sevgilim. Müstakbel karınızı şımartıyorsunuz komutanım. İki çocuğumuz birden olsun istiyorum. Biri kız, biri oğlan. Ama ikisi de sana benzesin. Senin gibi iyi yürekli, temiz kalpli ve gözleri baldan tatlı olsun. Emredersiniz komutanım.
Sayın dinleyicilerimiz, şimdi ara haberlerimizi veriyoruz. Şu anda aldığımız bir habere göre, bir jet uçağımız dağa çarptı ve iki pilot şehit oldular. Merzifon üstünden kalkan F-105 uçağı, dün saat 14 sıralarında tatbiki bir dalış yaparken düşmüştür. Feci kazada pilot yüzbaşı İsmet Acartekin ve pilot üsteğmen Kenan Yeğinoba şehit oldular. Feci kazada pilot üsteğmen Kenan Yeğinoba şehit olmuştur. Feci kazada pilot üsteğmen Kenan Yeğinoba şehit olmuştur. Feci kazada pilot üsteğmen Kenan Yeğinoba şehit olmuştur. Merzifon'a götürmeye geldim efendim. Üsteğmen Kenan Yeğinoba kurtarıldı. Şu anda hastanede ameliyat oluyor. Gözünüz aydın. Nedret! 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 Nedret kızım! Nedret! Nedret kızım, Kenan yaşıyor, kurtulmuş. Hayır, yalan söylüyorsun. Yemin ederim doğru, yaşıyor Kenan. Aşağıda bir subay bizi bekliyor. Hadi kızım, hemen Merzifon'a gidiyoruz. Kenan'ı hastaneye kaldırmışlar, ameliyat ediyorlarmış. Durumu çok mu ağır? Söyleyin, kurtulacak mı? Hiçbir şey bilmiyorum efendim. Aldığım bir emre göre askeri bir uçakla sizi Merzifon'a götüreceğim, buyurun. Ragıp Bey'le Nedret Hanım mı? Evet efendim. Yalvarırım bana gerçeği söyleyin, yaşıyor mu? Evet, yaşıyor. Oh, şükürler olsun Allah'ıma! Onu bana bağışladı Rabbim! Siz Lale Arçay mısınız? Evet Nedret Hanım. En az ben de sizin kadar Kenan Bey'e üzüldüm. Kurtulması için dua ettim. Size minnettarız doktor hanım. Müsaade eder misiniz, onu görebilir miyiz? Buyurun. Üsteğmenim, İstanbul'dan ziyaretçiniz var. Sus! Ne söylemek istediğini biliyorum Kenan. İki çocuğumuz olsun istiyorsun. Biri kız, biri oğlan. Ama ikisi de bana benzesin. Benim gibi iyi yürekli, temiz kalpli ve gözleri baldan tatlı olsun diyeceksin. İyileşmesi ne kadar sürer Lale Hanım? Çok sürmez efendim. Yalnız bundan sonra uçması imkansız. Albayım hastamızı İstanbul'a tayin etti. 3 ay da izin verdi.
Göklerde dolaştığın yeter artık komutanım. Bundan sonra yalnız benim olacaksın.